Sene 2002'de Sakarya'nın köyünde camiye ihtiyacımız oldu. Camimiz yetersiz durumdaydı. Tek kat cami olup bayanlar üçüncü katı olmadığından dolayı teravihlerde sıkıntı oluyordu. Cenaze namazlarında camimiz yetmiyordu. Dolayısıyla yeni bir cami yapmamızı ihtiyaç gördük arkadaşlarla, komşularla. Yeni cami yapma niyetine girdik. Bir komşu cami yeri verdi. Biz de camiye başladık. Tabii ki köyümüz 30 hane olduğundan dolayı çok da yüksek gelirimiz yok. Kaynak bulmamız gerekiyordu, parayı nereden toparlarız diye. Ben bu işte 3 şeyi fark ettim. Birinci konu, neye niyet ettikse yapmaya, hem de ekonomik yetersizliğimiz olmasına rağmen hiçbirinde yolda kalmadık. 15 sene bir uzun süre sürmesinin sebebi, her bitirdiğimiz işin hemen ikincisini başlatmadık. Ama başladığımız iş hiçbir zaman bir sene sürmedi. Yani ama diyelim ki belli bir zamanda minare yaptık, belli bir zamanda imam evine başladık. Belli bir zamanda caminin avlusunu yaptık ama hiçbir zaman böyle yani başladığımız işin bitişi uzun olmadı. En çok zorlandığım konu bir işi başlatmak oldu. Yapamayız, ödeyemeyiz, çıkamayız işin içinden. Önce parayı topla sonra başla dediler. Oysa parayı toplama zaten toplarken görmeyen bir şey, para gelmez dışarıdan. Ancak kendi köyünden bunu bilen verir. O yüzden önce parayı toplayayım da sonra işe başlayayım demek işi yokuşa sürmek. Diyanetten yardım toplama imkanı bulduk ilçemizden. Köylerden gezdik, saman topladık, balya topladık, süt topladık, fındık topladık. Komşularımız az çok verdi. Bugüne kadar da geldik. Bu da yeterli gelmeyince bir belgesel çekeyim. Müftülüğe gittim, sordum Sakarya Müftülüğü'ne. Ben bir belgesel çekip onu yayınlayıp esnaflardan reklam toplamak isteyeceğim para. Yapabiliyorsan yap dedi Müftü Bey bana. Sakarya'nın yerel televizyonu müdürüyle görüştüm. O da bana yapmam gerekeni nasıl olması gerektiğini söyledi. Girersin esnafa, sorarsın. Ben televizyonda bir saat belgeselim var. Bir sefer altyazı istersen 10 bin lira, 5 sefer istersen 50 bin lira. Bunu söyledim. Bu komşular, bir sefer esnaflarda bayağı dikkat çektik. Hakikaten güzel olur dediler. Hem siz kazanırsınız hem biz duyurulmuş oluruz dediler. Böyle 200 yerden 200 adres gezdim ancak. Defterimi not aldım. Başka özel nedenlerden dolayı görevi bırakmak zorunda kaldım ve dolayısıyla bu reklamı yayınlayamadık. Ama bu büyük bir etkendi. Çünkü para istediğim zaman vatandaş, esnaf iyi karşılamıyordu ama televizyonda reklam olacağı için bu çok sıcak karşılanmıştı. Benim için yani bir insan, bir köylü, bir komşu bir hayır iş yapacağı zaman bu modeli izlemeli yani. Televizyonu, basını, gazeteyi böyle bir şey gördüm, iyi karşılama gördüm ve iyi sonuç olacağını tahmin etmiştim. Hatta bana sitem ettiler sonradan ki ya bizden adres topladın da bizi niye yayınlamadın diye. Ben dedim görevi bıraktım özel nedenlerden dolayı. Bu işler zor. Bir de şunu fark ettim. Kim ne kadar iyi veriyorsa Allah için onun dükkanını hep geniş gördüm. Kim ne kadar az verirse onun dükkanını küçük gördüm. Yani bu çok önemli bir faktör. Demişti ya Harun Reşit'in Pehlül bir tane. Sağının, çarşının öyle bir şeyi var ki az verene çok az veriyor, çok verene çok veriyor. Ben zabıta olmama gerek yok demesinin canlı örneğini ben yaşadım. Hayır sahipleri her yerde geniş gördüm ellerini. Şunu önledim. Verene verilmiş, veriyor Allah. Yapmak isteyeni yaptırıyor Allah. Korkma, çekinmeye gerek yok. Hiçbir işte zorda kalmadık. Benim için en önemli ekten bu. Hayra niyet ediyorsun, Allah kapısını açıyor. Kimisi geldi dedi ben halısını sereceğim. Kimi dedi ben doğramalarını yaptıracağım. Kimi dedi ben elektrik malzemesini yaptıracağım. Hem de rakam koymadı. A'dan Z'ye elektrik tesisatını hayır sahibi bir ablamız yaptırdı. Çok şükür bugüne geldik. Şu anda köyümüzün camisi var, şadırmanı var, imam evi var. Oy kullanmak için veyahut da cenazede toplanıp oturup kalkacağımız bir kat bina yerimiz de var. Son olarak söyleyeceğim şu, 1 liradan 1 milyara kadar veren herkesten, yerini verenden, ustalığını yapan arkadaştan, herkesten Allah razı olsun. Ama çok özel bir duygu yani. O duygu olmasa bu yapılmaz yani. O kadar çok gayret ettim ki mesela adam, insanla komşunun dikkatini çektiği oluyor ki ya, niye bu kadar koşuyor? Ya Allah için koşmayacağım da ne zaman koşacağım? 40 yılda bir hayatta bir görev geldi.